Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz Christopher Tolkien tarafından derlenmiş fakat tabii ki G.R.R. Tolkien tarafından yazılmış olan Beren ile Lúthien kitabını anlatacağım. Gerçekten uzun zamandır bekliyorduk bu kitabı. Bugün aslında Itaki Yayınları tarafından çıkartıldı ve yanlış bilmiyorsam da 24 lira fiyat ile çıktı. Ben kitaptan bahsedeceğim öncelikle. İçerisinde ne var, neler bulacaksınız bu kitabı aldığınızda onlardan bahsedeceğim ama biraz önce burada da üzerinde de yazan Christopher Tolkien'den hazırlayan kısmında yazıyor. Biraz bahsetmek istiyorum çünkü kitabın ön sözünde de oldukça duygusal bir yazı paylaşmış. 93 yaşına geldi arkadaşlar Christopher Tolkien ve belki de Tolkien'in bugün hatta benim bu kanalı yapmama neden olacak bilgiler hep onun sayesinde ortaya çıktı. Biliyorsunuz Tolkien Hobbit'i ve Yüzüklerin Efendisi'ni yazdıktan sonra kendi ömrü içerisinde bir başka kitap daha yayınlatamadı. Fakat ondan kalan yazıları, ondan kalan el yazmalarını ki bundan daha önce de hep bahsetmiştim. Tolkien aslında o kadar düzenli bir yazar değil. Tam tersine çok dağınık yazan bir yazar. Onları toparlayıp önce Silmarillion'u, ondan sonra Orta Dünya tarihini ve ondan sonra da Húrin'in çocukları derken işte Beren ile Lúthien'i de önümüze getiren hep Christopher Tolkien. Demiş ki ön sözde 93 yaşıma geldim ve bu benim muhtemelen son derlediğim kitap olacak. Burada ben bir kez daha kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bütün Orta Dünya izleyicileri adına gerçekten de o olmasaydı bu dünyanın harika kapılarından hiçbirimiz giremeyecektik. Duygusal bir şey yazmış. Kendi hayatı boyunca da sanırsınız ki aslında bu adam işte babasının yazılarını almış ve ondan sonra bunları derlemiş. Son derece güzel bir çalışma şeklinde gitmiş diye düşünürsünüz ama aslında öyle değil. Maalesef Tolkien'in diğer aile fertleri tarafından hep bir şekilde önüne taş konmuş diyelim. Engellenmiş demeyelim ama çok da haz etmemişler onun çalışmalarından. Birçok zorluğu aşarak yapmış bunları. Bu ön sözde bunlardan bazılarından bahsediyor. Tabii ki kendi aile bireylerinin ne yaptıklarından bahsetmemekle birlikte bazı zorluklardan da bahsediyor. Mesela babasının 1930'larda yazmış olduğu Beren ile Lúthien'in ilk hikayesinde kurşun kalemle yazmış olmasından dolayı onun tabii ki seneler sonra işte 50 sene sonra 60 sene sonra yazının tamamının silinmiş olduğunu ve büyük bir büyüteç alıp yazıdan arta kalanlar ve kalemin sayfa üzerinde bıraktığı izden çıkartarak bu kitabı yazmaya başladığını söylüyor. Daha doğrusu bu kitabın içerisinde bulunan uzunca bir şiirin ilk versiyonunu böylesine bütün yazının uçup gittiği, büyüteçle baktığı bir kağıtlardan diyelim Tolkien'in yazmış olduğu sayfalardan çekip çıkartmış. Fakat dediğim gibi ailesinden de çok büyük bir destek görmemiş o sırada. Hatta biraz da köstek görmüş çünkü bütün el yazmalarını, bütün babasının yaptığı her şeylerden bu kitapları yapabilmek için çalışmaya başladığında ailenin diğer fertleri dur bakalım demiş. O sayfalar hepimize ait, sen onları alıp da işte kendi çalışmalarına ya da kendi evine götüremezsin demişler ve onların hepsini elinden almışlar. Böyle hikayeler var arkadaşlar. Daha sonra o bütün her şeyi, o Orta Dünya tarihini vesaire hepsini fotokopilerden yapmak zorunda kalmış. İlginç. Yani bir çocuk babasının yaptıklarını bütün herkese ulaştırmak için çabalarken ailenin diğer fertleri pek ona yardımcı olmamış. Neyse biz gelelim bu kitaba. Unutmadan şunu da söyleyeyim hemen. Bana sık sık soruluyor Silmarillion ne zaman tekrar basılacak diye. Itaki'nin söylediğine göre bu sene içerisinde Silmarillion'un yeni baskısı yapılacakmış arkadaşlar. Bekleyenlere bunu duyurayım. Şimdi Beren ile Lúthien'i aldığınızda ne almış olacaksınız? Öncelikle çok özenli bir çalışma almış olacaksınız. Gayet güzel basılmış. İçerisinde Alan Lee'nin resimlerinin de süslediği
bir kitap. Çevirisi de gayet güzel olmuş. Birkaç tane hataya rastlamış olsam da çok önemli bir hata yok. Çiğdem Erkal tarafından çevirisi de yapıldı. Gerçekten cildiyle, içerisindeki resimlerle gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Fakat ondan sonra ne beklemeniz lazım? Onu hemen söyleyeyim. Bazıları bana sık sık söylüyor, bu Orta Dünya tarihi nasıl bir şey diye sorular içerisinde en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben de diyorum ki Orta Dünya tarihi kitapları öyle Silmarillion gibi ya da Yüzüklerin Efendisi gibi baştan sona okunacak kitaplar değiller. Daha çok böyle bir araştırma kitabı olarak bakabilirsiniz. İşte Christopher Tolkien'in babasının hangi yollardan geçerek yazdığını anlattığı kitaplar dizisi diyordum. İşte bu kitap aslında ona örnek olabilecek bir kitap. Daha önce çıkmış olan Hurin'in Çocuklarını hatırlarsınız. Onda aslında Silmarillion içerisinde geçen hikayeyi çok daha uzun bir şekilde anlatılıyordu o kitapta. Bu kitapta öyle bir şey yok arkadaşlar. Silmarillion'da yazılan Beren ile Luthien'in hikayesinden çok daha uzun bir versiyonunu okumayı düşünüyorsanız bu kitap öyle bir kitap değil. Daha çok Orta Dünya tarihini aslında merak edenler onun nasıl bir seri olduğunu bu kitabı alıp bakarlarsa anlayacaklar. Bu daha çok Beren ile Luthien hikayesinin baştan sona nasıl değişiklikler gösterdiğini, babasının bu kitabı, daha doğrusu bu hikayeyi yazarken hangi evrelerden geçtiğini anlatan bir kitap. Ve aynı zamanda bu kitabın içerisindeki herhangi bir şey daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış değil. Bu kitabın içerisinde geçenlerin hepsi aslında işte o 12 ciltlik Orta Dünya tarihinin içerisinde farklı farklı kitaplarda var. Zaten ön sözde de öyle söylüyor. Daha önce yayınlanmamış hiçbir şey bu kitabın içerisinde yok. Sadece o Orta Dünya tarihinde farklı farklı kitapların içerisinde bulunan bölümleri bir araya getirdim diyor Christopher Tolkien. Peki nasıl başlıyor? Öncelikle ta 1920'lerde 30'larda yazılmış olan bir versiyonla birlikte başlıyor arkadaşlar. Beren ile Luthien'in hikayesini o zamanlarda yazmaya başlamış Tolkien. Çok farklı bir dil göreceksiniz o ilk hikayede. Çok farklı aslında sadece dil olarak değil, Orta Dünya evreninin de böyle ham halini, daha bitmemiş halini, daha böyle Tolkien'in aklındaki ilk taslağını görme şansına erişeceksiniz. Çok büyük farklılıklar var. Mesela elflerin ismi, daha doğrusu Noldor'un ismi Gnom. Evet, bildiğiniz hani şu bahçe cüceleri vardır ya, Gnom. İşte ilk başta elfler var, periler var. Elflere aynı zamanda peri de deniyor. Ve Noldor elflerine de aynı zamanda Gnom deniyor. Ve işte bu hikaye içerisinde Beren de bizim insan olarak bildiğimiz, son Silmarillion'daki hikayede insan olarak bildiğimiz Beren de bu ilk taslakta, 1920'lerde yazılan taslakta aslında bir Noldor elfi ve Noldor elfi değil aslında Gnom'u demek lazım. O hikayede Beren ile Luthien'in o ilk hikayesinde çok daha saf bir dil, çok daha masalsı bir dil görüyorsunuz. Yani her şey sanki biraz daha böyle masallardan çıkmış gibi. O Silmarillion'daki o ciddiyet ya da Silmarillion'daki o efsanevi durumları bu ilk hikayede pek sezemiyorsunuz. Böyle olmasının bir nedeni de aslında Sauron'un bu ilk hikayede bir kedi olması. Yani kedi değil tabii ki. Sauron hiçbir zaman kedi olmadı ama Silmarillion'un sonundaki, daha doğrusu Silmarillion'daki hikayede Sauron olarak karşımıza çıkan karakterin farklı bir versiyonu, bu ilk taslaktaki versiyonu aslında bir kedi arkadaşlar. Bir kedi şatosu var ve hani hikayede Sauron Beren'i tutsak eder, Luthien yanında Huan'la birlikte oraya gelip onu kurtarır ya, burada işte o orası, o kale aslında kedilerin hüküm sürdüğü bir kale ve Beren de orada mutfaklarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Gerçekten hikayede Huan'la Luthien gelip onu kurtarıyor ama son Silmarillion'da yayınlanan versiyonla hiçbir alakaları yok. Tabi aslında burada Sauron bir kediydi denemez. Bu ilk versiyonda aslında Sauron yok. Sauron'un daha sonra Sauron'un üstlenmiş olduğu görevi de işte bu kötü kediler alıyor arkadaşlar. Huan da bir köpek biliyorsunuz. Belki Tolkien oradan yola çıkmış, böyle bir şey yapmıştır.
Daha sonra tabii ki bunun belki bir %20-25'ini oluşturan bir kısım, bu bahsettiğim kısım. Orada zaten herkesin ismi. Tingol'in ismi de bir farklı. Efendim işte Melian ismi de farklı. Her şey hemen hemen çok farklı. Daha sonra bu hikayenin, Beren ile Luthien hikayesinin şiir versiyonu devreye giriyor ve bayağı uzun bir zaman boyunca da o şiirin ilk kısmını buraya koymuş Tolkien. Ben şiirleri çok fazla sevmediğim için baştan sonuna kadar okumadım ama illaki okuyacağım tabii ki. Bu incelemeyi yapmak için sadece düz yazı kısımlarını okudum, bitirdim. Şiir kısımlarını daha tam okuyamadım. Sonra da bu şiirler birkaç bölümde yer alıyor. Bu arada bayağı uzun yazmış. 4000 satırlık bir şiir var ama buraya hepsini koymamış sanıyorum. 2000 satırını koymuş. Onun dışında da işte orada hikayenin şiir şeklinde okuyorsunuz. Daha sonra da farklı farklı versiyonları tekrar işte bu Silmarillion'un ilk taslağında böyleydi diyerek göstermeye devam ediyor. Sonra yavaş yavaş da bir Sauron ortaya çıkmaya başlıyor. Hikaye bizim bildiğimiz şekline yavaş yavaş ulaşıyor ama ilk seferlerde hala daha işte Noldor'un ismi Gnom. Bazı yerlerde elf olmaya devam ediyor Beren. Fakat daha sonra işte Sauron ortaya çıktıktan ve hikayenin içerisine Feanor'un oğulları da girdikten sonra Beren artık hep insan olarak kalıyor. Orada Sauron'un ilk ismi de Tu. Sauron'un ilk ismi Tu imiş arkadaşlar. Fakat daha sonra bundan vazgeçmiş. Şöyle de enteresan bazen şeyler de söylüyor Christopher babasıyla ilgili. Mesela bu Gnom isminden niye vazgeçmiş? Çünkü bu hikayeyi yazdıktan sonra gerçekten işte bahçe cücesi Gnomlar İngiltere'de daha fazla yerler, daha sonra moda olmuş. Herkes Gnomlardan bahsetmeye başlayınca Tolkien de demiş ki ben bunun ismini değiştireyim. Sonra Elf yapmış hepsini. Fakat yine oğlunun dediğine göre babası Elf isminden de ölene kadar çok memnun değilmiş. Enteresan değil mi? Biz hepimiz şu anda elfleri aklımızda hayal edebiliyoruz Tolkien'in koyduğu kurallar çerçevesinde. Ama kendisi elf ismini de hiçbir zaman çok beğenmemiş, hiçbir zaman içine çok sinmemiş elf ismi. Herhalde o da biraz fazla böyle periyi falan çağrıştırdığı için olabilir. Silmarillion içerisinde olan versiyon bu kitapta bulunmuyor bu arada. Yani orayı tekrar bu kitaba dahil etmemişler. Hikaye bittikten sonra son kitabın son kısmında da Erendil'in başına gelenler, işte Elwing'in Silmarillerden bir tanesini alması, kendini denize atması ki daha geçen videoda bundan bahsettim. Ondan bahseden bir bölümle birlikte kitap bitiyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum zaten 270 sayfa gibi bir sayfa sayısına da sahip. Dediğim gibi aklınıza Huni'nin çocukları gibi bir kitap gelmesin. Beren ile Luthien'in hikayesini çok daha genişletilmiş bir versiyonunu okuyacağız diye düşünmeyin. Bildiğiniz versiyonun aslında hangi aşamalardan geçtiğini göreceksiniz. Ve biraz da Orta Dünya Tarihi adlı kitapların nasıl yazıldığını da buradan anlayacaksınız arkadaşlar. Böyle. Bence her Tolkien severin bu arada alması gereken bir kitap. Gayet içinde çok güzel bazı yerlerde ipuçları ve çok güzel özellikle Christopher Tolkien'in babasının mektuplarından çıkarttığı sonuçlar gibi güzel kısımlar var. Ve son olarak bu kitaptan 3 tanesini de takipçilerime vermek istiyorum. Twitter üzerinde olacak arkadaşlar. Twitter hesabım benim Ejderha. Ejderha diye beni bulabilirsiniz. Zaten videonun başında da yazıyor. Bu videoyu yayınladıktan 1 saat sonra orada bir tweet atacağım ve pazartesi gününe kadar bu 3 kitaptan birini kazanma şansınız olacak. İstiyorsanız, benden bir tane kitap almak istiyorsanız Twitter'da Ejderha hesabıma gelin. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.